Bismillah. Hafız İbn-i Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Selamet Yolları ismiyle Türkçe'ye çevirmiş olan Bulugun Meram adlı eserinden ahkam hadislerini okumaya devam ediyoruz. Konumuz hayız, yani adet görme konusundaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hüküm bildiren ahkam hadisleri. Ve an Ümmü Atiyyet radıyallahu anh galet Ümmü Atiye radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Kunna la na'udu, bizler bir şey saymazdık, bir şey adetmezdik. Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın şu sözü. Biz temizlikten sonra gelen bulanıklığı ve sarılığı bir şey saymazdık. Evet. Biz temizlikten sonra gelen bulanıklığı ve sarılığı bir şey saymazdır. Bu hadis Buhari ve Ebu Davud'da rivayet edilmiştir. Yukarıda verilen lafız Ebu Davud'daki hadistir. Hadiste saymıyorduk sözü ulemanın ihtilafına sebep olmuştur. Bazıları neden? Yani saymıyorduk'taki cümle kendi şahsi fikri olarak mı, yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bir bilgiyle bunu naklediyor konusunda. Bazı alimler bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in merfu hükmündedir. Yani bunu kafasından söyleyemeyeceği için bu onun peygamberden duyduğu bir ifadenin hükmü gibidir diye yorumlamışlardı. Çünkü maksat onun zamanında ve onun malumatı ile saymıyorduk anlamına gelir demektir demişlerdi. Binaenaleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali takrir etmiş, kabul etmiş olur derler. Bazı alimler böyle rivayet eder. Hadis imamlarından Buhari ile birçoklarının rey de budur. Binaenaleyh hüccet olur ve kadın kara, koyu ve kadınlarca malum kanı görmedikçe hayız da sayılmaz. Kadın bir defa kassa denilen beyaz ipliğe benzer şeyi gördükten sonra gelen bulanık ya da sarımtırak renkli sıvıyla bir hüküm olmaz, bir hükmü kalmaz. Dolayısıyla bulanık ve şey bir kere kassa denilen beyaz iplik gibi olan şey görüldükten sonra bulanık ya da sarımtırak olan bir gelen lekenin bir hükmü yoktur diyor. Kassa hayız bittikten sonra rahimden çıkan beyaz ipliğe benzer bir şeydir. Yahut kurulandıktan sonra çıkan beyaz şeydir. Kurulanma, rahmin içine kuru bir bez salarak bezin kupkuru çıkması anlamına gelir. Hadiste tuhurdan sonra gelen bulanıklığı ve sarılığı bir şey saymazdıktaki tuhurdan kasıt da denildiğine göre mefhumun muhalifine, yani tuhurdan sonra, temizlikten sonra geleni bir şey saymazdık dediği zaman birisi diyor alimler, mefhumu muhalif, bu şu demek, eski bir tabir, tuhurdan sonra geleni bir şey saymazdık sözü söyleniyorsa mantıken demek ki tuhurdan önce gelirse bunu sayardık anlamı çıkar diyor. Buna söylemenin zıttının anlaşılmasına mefhumu muhalif deniyor. Buna göre tuhurdan evvel gelenin hayız sayılması icabet eder diyor. Bu cihet dahi ulema arasında ihtilaflıdır ve fıkıh kitaplarında bu detaylı bir şekilde yer almıştır. Hadisi nakleden Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın ismi Nuseybe binti